aynen. Malum Çanakkale'de Mevlana Kültür Merkezi'nde her cuma Çanakkale kendi kendine orada zaten semaya devam ediyor. Ta başladığı günden itibaren her cuma orada şeyde ne o? Mevlana Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Öyle yolunuz düşer o taraflara giderseniz bu tip ziyaretler şeydir, evladır. Hem oradaki arkadaşlar kendilerini yalnız hissetmezler. İşte oralara gidip destek olmak, mi gidip orada semayı izlemek, sohbeti izlemek güzel olur. Bu tip şeylerde edep oraya gittiğinde bir şeye karışmamaktır. Önceden böyle bilgiçlik yaparlardı. Böyle merkezin dervişi böyle bazen nefsine uyar. Böyle bilgiçlik yapar. Hani bu işi biz biliyoruz, başka bilen yok gibisinden. Bizde genelde olmaz böyle şeyler ama böyle misafirliğe gidildiğinde oranın işine karışılmaz. İzlenir, destek çıkılır. Orada ne bileyim işte dua edilir, desteklenir, gelinir. Bu güzel şeylerdir. Mesela işte şimdi Gemlik'te olacak. Gemlik'te de kim yapacak? İşte İzmit ve İstanbul ekibi yapacak. Ona destek olmak, onları ziyaret etmek, oradaki programı desteklemek bunlar önemli şeyler. Kardeşlik hukuku çünkü bu. İşte bir dahaki hafta nerede? İzmit'te olacak. İzmit'teki programı desteklemek, oraya gitmek, orada bulunmak, oraya çalışmak bunlar önemli şeyler. Dergahlar kardeşliğin tesis edildiği yerlerdir. Herkes bir şeyhe bağlı. Herkes bir dergahta. Herkesin amacı, maksadı, hedefi bir. O yüzden böyle ayrılık, gayrılık, senlik, benlik, onluk girdi mi işin içerisine tadı bozulur, senkronizasyon bozulur, lezzeti bozulur. Allah muhafaza eylesin. Herkes kendi bulunduğu yerde gayret edecek, çalışacak, koşturacak. Orada yetmediği bir şey olursa etraftan, yandan, oradan buradan, nazının geçtiği yerlerden ne yapacak? Yardım isteyecek onlardan. Paylaşacak. Örneğin diyecek ki mesela işte Semih Gelibolu'da şeyde Gemlik'te program yapıyor. İşte bir şeyse eksikse onu tamamlamaya çalışacak. Arkadaşlar, kardeşler de onu tamamlamak için ne yapacaklar? Gayret edecekler. İşte nerede program var? İzmit'te. Gönüllülük esası. İzmit'te mesela işte bir semazenin birisi telefon açıp mesela işte Semih kardeş eğer semazene ihtiyaç varsa ben hazırım. İşte neyzene ihtiyaç varsa ben hazırım. İşte güdümzene ihtiyaç varsa ben hazırım deyip o kimse gidebilir. Bunlar böyle bir izne bağlı şeyler değildir dergahların içerisinde. Herkes kardeş çünkü.